Sevgili seyirciler, Şahruk Bek Alimov bugün Andican vilayetinde bir basın turuna dahil oldu. Çocuk bakım evlerini ziyaret ettiler. Hemen biz de o noktaya, Andican'a dönelim ve Şahruk Bek Alimov'dan alalım ayrıntıları. Bugün Özbekistan'ın Andican vilayetinden bağlanıyoruz. Andican vilayeti Özbekistan'ın en kalabalık, en yoğun nüfus yaşadığı bir şehirlerden ve tabii ki çocukların çok olduğu bir şehir ve dolayısıyla çocuk bakım evlerine ihtiyaç başka şehirlerden çok daha fazladır ve bugün bir devlet ortaklı bir özel çocuk bakım evindeyiz ve burada 150'ye yakın çocuk her gün eğitim alıyor. Okul öncesi eğitim Özbekistan'da 4 çeşit yönetiliyor. Devlet ortaklığı ve devlet özel ve aile bakım evleri olarak faaliyetini sürdürüyor ve bugün olduğumuz bakım evi ise devlet ortaklığı, yani devlet tarafından 1% oranla kredi üzerinde yapılan bir çocuk bakım evi. Gördüğünüz gibi burada 15'ten 25'e kadar çocuk eğitim alıyor ve şu anda gördüğünüz gibi Rusça dersi eğitim veriliyor. Ve gördüğünüz gibi burada çok son derece önemli ve son derece donanımlı bir çocuk bakım evi oluşturulmuş. Şu an şunu da hatırlatalım. Özbekistan'da bugün de 18 binden fazla çocuk bakım evi faaliyet gösteriyor ve arkamda gördüğünüz odada şu anda müzik dersi devam ediyor ve karşı odada ise İngilizce dersi veriyor. Evet, Özbekistan'da 3 yaşından başlıyor çocuk bakım evleri. 3 yaşından 7 yaşına kadar eğitim alıyorlar ve 6-7 yaşlar zorunlu olarak devam ediyor. 3 yaşından 6 yaşına kadar ise tercihli olarak devam ediyor ve şu anda gördüğünüz gibi İngilizce dersi devam ediyor ve burada İngilizce kelimeler, sayılar ve harfler öğreniyorlar. 6 yaşına kadar burada İngilizce okumayı ve hatta bazı kelimeleri yazmayı da öğreniyorlar. Türkiye'den farklı olarak burada harf eğitimi okul öncesi bakım evlerinde de sürdürülebilir. Karşı odada ise tam zorunlu dediğimiz 6-7 yaş arası çocuklar eğitim alıyor ve burada artık okula son hazırlıklar yapılıyor ve harfler, hicalar ve rakamlar öğreniliyor ki okula çıktıklarında, okula başladıklarında artık her kelimeyi okuma şansını bulacaklar. Gördüğünüz gibi burada da çocuklar çok daha fazla değil. 10-15 arası çocuklar eğitim alıyor ve arkamda gördüğünüz öğretmenler tarafından yeni kelimeler öğreniyorlar ve okula çıktıklarında artık okula tam hazırlık olacak. Türkiye'den farklı olarak şunu da söylemek mümkün. Çocuk bakım evlerinde öğlen saatlerde dinlenme zamanı da var ve arkamda gördüğünüz gibi dinlenme tesisleri de oluşturuluyor ki çocuklar burada öğlen saatlerinde 1-2 saat dinlenme fırsatını bulacaklar. Öte yandan şunu da hatırlatalım. Özbekistan'da bugün de 1.600.000'den fazla çocuk okul öncesi eğitim alıyor. Yani bakım evlerinde eğitim alıyor ve dediğimiz gibi İngilizce, Fransızca, Rusça ve diğer dillerde, hatta Türkçe de bazı bakım evlerinde de eğitim veriliyormuş. Çeşitli dillerde eğitim alıyorlar ve okula başladıklarında artık birçok dilde konuşma fırsatını bulacaklar. Bunun için Özbekistan devleti tarafından bir takım reformlar yapıldı. Daha önce Eğitim Bakanlığı tarafından denetleniyordu ve son 2-3 yıldır çocuk bakım, yani okul öncesi eğitim bakanlığı kuruldu ve bugün Andican'da bulunduğumuz basın turu kapsamında bakanlık tarafından bu tür devlet ortaklığı bakım evlerinin faaliyetini inceliyoruz ve bununla ilgili haberlerimizi bir sonraki yayınlarımızda devam ettireceğiz diyelim ve sözü tekrar size bakalım. Evet, eğitim yuvalarımız, çocuklarımız işte ne kadar güzel eğitim alıyorlar. Özbekistan'dan, Andican'dan aktardı Şahruk Bek Alimov bize. Sevgili seyirciler, son bağlantı noktamızdı Özbekistan bugün. Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.